Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden Rabbimize sonsuz hamd. Nebisi olduğumuz alemlerin nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Ümmet olmaktan şeref duyduğumuz alemlerin nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Ee, öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ee, Bayburdun Masat köyünde 1974 yılında dünyaya gelmişim. İlkokulu köyümde tamamladıktan sonra e, hafızlık yapmak üzere, Kur'an eğitimi almak üzere e, Rize'nin Güneysu ilçesinin Zavendi köyüne e, gittim. E, gitmeme vesile olan daha önce orada okuyan, hafızlık yapan abim ve diğer köylü hocalarımız öncülük ettiler. Zavendi Köyü aynı zamanda Mustafa Yıldız Hoca Efendi, Mustafa Hoca Efendi diye bilinen meşhur hocamızın da köyüdür. Rabbim rahmet eylesin. Öncü bir alimdir, iyi bir alimdir. O köyde hafızlığımızı tamamladık. Sonra biraz Arapça eğitimiyle birlikte İmam Hatip Ortaokulu'na başladık. İmam Hatip Ortaokulu'nu orada tamamladık. Sonra İmam Hatip'i orada tamamladık. Yaş, yaklaşık Rize'de 18-10 yılımız geçti. Hafızlık eğitimimiz, Kur'an eğitimi, ortaokul ve lise eğitimini e, gün üstü tamamlamış olduk. Sonra eee İlahiyat Fakültesini okumak üzere Samsun'un 19 Mayıs Samsun İlahiyat Fakültesini kazandık, yerleştik ve orada hazırlıkla birlikte 5 yıl ilahiyat eğitimi aldık. Eee okurken aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 19 Mayıs ilçesi Yörükler Beldesi'nde belletmen olarak Kur'an talebelerine destek olmak üzere orada da bir kısmen hizmetlerde bulunduk. İlahiyeti bitirdikten sonra ihtisas eğitimleri sınavlarına katıldık. Sınavlar neticesinde Mehmet Nuri Yılmaz Eğitim Merkezi o günkü ismiyle bugün Ömer Nasuhi Bilmen Eğitim Merkezi olan eğitim merkezine 2000 yılında yerleştik. Burada da eğitimimiz 3 yıl devam etti. Burada iyi hocalarla, öncü hocalarla, tanınmış hocalarla onların tedrisatından geçme fırsatı bulduk. Verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Erzurum yılları böyle 2-3 yıl eğitimle birlikte geçtikten sonra kursumuzun bitiminde çekilen kura ile Batman'ın Kozluk ilçesine vaiz olarak atandık. Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 ile yakın vaiz olarak görevde bulundum. Bu arada başkanlığımızın açmış olduğu yurt dışı sınavlarına katılarak 6 aylık bir dil eğitimi aldım, Almanca eğitimi. Sonra başkanlığımızı yurt dışında temsil etmek, oradaki kardeşlerimize din hizmeti sunmak üzere Almanya'nın Münih kentine, Münih şehrine gittim. Allah Camii diye bilinen, Münih merkez yakınlarında bulunan güzel bir camide, güzel bir bölgede. 4 yıla yakın din hizmeti, din görevliliği görevinde bulundum. Bu süreçte müftülük sınavları da açıldı. Biz de bu sınavlara ara ara girdik ve neticede müftülük sınavında da kazanınca yurt dışından biraz dönmemiz, erken dönmemiz gerekti. Çekilen kura ile Sivas'ın Gölova ilçesi, çok güzel bir ilçe, şirin bir ilçe oraya kura neticesinde müftü olarak oraya yerleştik. Ve 2010 yılında e, Sivas Gölevi Müftüsü olarak görevime başladım. Burada 4 yıl, e, o şirin ilçede, güzel ilçede 4 yıl görev yaptıktan sonra e, tayinle birlikte e, memleketimize biraz da yakın olan e, Gümüşhane'nin Kel Kelkit ilçesine ilçe müftüsü olarak atandım. Burada da yaklaşık 6 yıl müftü olarak, ilçe müftüsü olarak e, görevde bulundum. Burada da güzel hizmetlerimiz oldu. Güzel arkadaşlıklarımız, güzel dostluklarımız oldu. Her iki ilçemizi de bütün görev yerlerimizdeki eşlerimizi, dostlarımızı saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ve 2020 yılına gelince de artık orada da süremiz biraz dolmaya yaklaşırken kısmet Erzurum'un Yakutiye ilçesine gelmekmiş. Rabbimizin takdiriyle nihayetinde 2020 yılının yaz aylarında Erzurum'un merkez ilçesi olan Yakutiye ilçesine ilçe müftüsü olarak atandım. O gün bugün yaklaşık 3 yıldan fazladır bir zaman içerisinde Yakutiye'de ilçe müftüsü olarak görevime devam etmekteyim. Tabii ki Erzurum mesuliyeti ağır, manevi yükü ağır. Aynı zamanda burada görev yapmanın manevi onuru hazzı da mutlaka bir ayrı. Çünkü Erzurum Kur'an şehri, Dadaşlar diyarı, Binbir Hatim şehri, Hafızlar diyarı olunca burada hizmet vermenin hem mesuliyeti hem de onuru bunu her an hissediyoruz. Rabbim yardımıyla inşallah, Rabbimizin yardımıyla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bu hizmetlerle birlikte bizim din hizmetlerimiz var. Din hizmetleriyle birlikte vakıf hizmetlerimiz var. Bu vakıf hizmetlerinde özellikle 6 Şubat'ta memleketimizin 11 vilayetini kuşatan, kapsayan o deprem günleri zihinlerimizde tabii ki her bir ferdimizin, her bir kardeşimizin gönlünde derin izler bıraktığı gibi bizlerde de bıraktı. İlk günlerde Yakutiye Müftülüğü olarak 6 arkadaşımızla iki bayan, 4 İmam Hatip Kur'an Kursu hocamızla İl Müftümüzün himayesinde gittik Oradaki 6 günümüz 6 günümüz 7 günümüz Bir seferberlik göreviydi Bir seferberlik göreviydi Biz oraya önce olarak gittik Hep de diyorum o Belki Rabbimizin huzurunda Sunacağımız Belki bizi huzuru mahşerde Yüzümüzü güldürecek Bir hizmet olarak dile getirmek istemesek de ama Hep birlikte yaşadık o 6 gün, o 7 gün unutmayacağımız, unutamayacağımız günler oldu. Çünkü oradaki acının, ızdırabın tarifi imkansız olduğu bir vakitte birinin omuzuna el koyabilmek, bir gözyaşını silebilmek. Bunlardan da öte, nice insanların son vazifesini, yıkanmasını, kefenlemesini yapıp o vazifeyi yapmanın şuuruyla, hazıyla en azından o ızdırabı bir nebze olsun dinlenme noktasında o vazife bizim gönül dünyamızda çok sakladığımız bir hizmetimiz olarak kalacak. Rabbimiz inşallah kabul eder. O deprem günlerinden sonra şehrimize de oldukça depremize de kardeşlerimiz geldi. Buradaki bir yurda 300'ün üzerinde aile geldi. Tabii ki aile de diyemiyoruz çünkü kimisi annesini kaybetmiş, kimi babasını. 300 kişi diyelim, çoluk çocuk, yaşlı genç. Bunları bir gün biz de müftülük olarak bir ziyaret edelim dedik hocam. Ziyarette böyle milletimizin biriktirdiği elbiseleri bütün bir odada birikmiş ihtiyacı olan kardeşlerimiz oradan gidip alıyorlar. Biz sohbet ettik. Sohbetten sonra şöyle 10 yaşlarında bir evladımız, bir kızımız bana yaklaşarak dedi ki hocam benim kıyafetim yok, pijamam yok. Dolayısıyla rahat bir pijama istiyorum. Dedim evladım bak karşı tarafta kıyafet odası var oraya gidelim. Git oradan al dedim. E dedi ki hocam ben oraya gidersem bana kızarlar. Gidersem oraya kızarlar dedi. Dedim olur mu evladım kızım kızmazlar. E bunlar zaten sizin için gelmiş dolayısıyla kızmazlar. Bunu dememe rağmen gidemedi kız. Sonra omuzunu tuttum hadi birlikte gidelim dedim. Birlikte gittik. Baktık baktık ama kızımız gönlüne uygun bir kıyafet bulamadı. Ben de çok ısrar etmedim ama şu e, yalnız gidemem kızarlar cümlesi de unutamadığım bir cümle. E, bir anlavarlık içerisinde garip bir şehre gelip sonra kızarlar hocam yalnız gidemem demesi neticede gittik ama beğenmedi. Sonra ona dedim ki sen Müftülüğe gel ben sana güzel bir kıyafet alayım öyle geldi. Sonra birkaç gün sonra. Annesi sağ olsun. Annesiyle birlikte geldiler. Biz de onlara, onlara yetecek vakfımızın bize emanet ettiği, hayır sahiplerimizin bize emanet ettiği o zekatlardan, fitrelerden, fıtırlardan bir miktar para verdik. Sonra onlar da e, şehrimizde bulunan herhangi bir mağazadan orayı da yönlendirdik. İstediğin kıyafeti al, hatta dış kıyafeti al şeklinde böyle sevinerek gönderdik. E, bu bizi fazlasıyla mutlu etti. İnsanlarımızın teslim etmiş olduğu hayırlar bir yerine ulaşmanın, ulaştırmanın hazzını huzurunu yaşadık. Sonra günler sonra tekrar ziyarete gittim yurtta. O kızımız tekrar yanıma geldi. Nasılsın evladım, kıyafeti aldın mı? Sevinerek geldik hocam tamam, kıyafeti aldık, giyiyoruz bunları. O kıyafetler dedim. Dolayısıyla o bir yetim gibi başını okşamanın, insan hayatında çok derin izlerinin olduğunu, yani bizi dinleyen kardeşlerimiz de bilirler ki o gün, o gün, Deprem Pazartesi günü öğlen vakitlerinde Erzurum'un paran döken bölgesinde insanımız oradaki bir merkeze kıyafet toplanacak denilince arabayla oraya gitti ki insanımız yani arabalar iniyor kıyafet, arabalar iniyor kıyafet, çuval çuval adeta bir seferberlik hali var. Dolayısıyla insanımız bu noktada gerçekten sınavı geçti. Vakıf olarak da bu noktada biz hem deprem bölgesine e, maddi olarak, manevi olarak bulunduk. Bugün de görev verilse, görev çıksa gerçekten önce olmaya gerçekten varız. E, şube olarak da burada hem bu süreçte oradaki kardeşlerimize destek olduk. Burada da zaman zaman, burada bir büyük şehir olunca yolda kalanlar, yiyecek ekmeği olmayan kardeşlerimiz hayat neticede bazen e, fakirliğiyle karşımıza çıkabiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü hiç unutmuyorum. Bir kardeşimiz böyle yaşlı birisiydi. E, böyle izzeti de yüksek olan bir kardeşimiz, yaşlı bir amcamız, ee, geldi, böyle çok insan gelir. Hocam, derdim, kimseye anlatamadım. Ee, ben gerçekten çok da maddi durumum iyi değil. 105 TL elektrik faturam geldi hocam. Ben bunu kimseye söyleyemedim, size söylüyorum. Biz de ona, yine insanımızın bize emanet ettiği e, paralardan, o kaynaklardan, 105 değil, onun ihtiyacını biraz daha fazla giderecek, az bir nefes aldıracak, bir miktar verdik. Bunlar bizi bu resmi işlerimizle birlikte dinlendiren, nefes aldıran, mutlu eden ve sevindirdiğimiz zaman sevindiğimiz güzel işler. Bu yardım yaparken aslında biz almak için ya da Rabbimiz bize daha çok vermek için bizden vermemizi istiyor. Bu yardımla ilgili bir şöyle küçük bir anı anlatmak istiyorum. Çok kısa bir şey. Bir önceki görev yerimde bir kardeşimiz anlatmıştı. Hocam sabahın erken vaktinde, sabahın erken vaktinde böyle ekmeği güzel olan bir fırında böyle işte köy ekmeği denilen meşhur ekmekleri olan bir fırında üniversite öğrencileri bir de baktım ki böyle bekliyorlar ama böyle parayı da hesap ediyorlar. Alabilir miyiz, toparlayabilir miyiz şeklinde böyle onların o hesap edişlerini görünce ben onlara öğrenci olduklarını anladım ve onları da çok böyle Mahcup etmeden onlara yetecek miktarda fazlasıyla ekre, ekmek ikramında bulundum. Ki bizim insanımız zaten öyledir. Yani Ramazan sıralarında pide ikram eder, bir pide benden olsun der iftarlık. Neticede hocam ben onlara böyle onlara yetecek kadar gönüllerini alacak ekmek simit aldım. Onlar da gülerek gittiler. Ama akşam ilginç olan hiç de böyle beklemediğim bir komşum akşam bana bir çerçeve o bal gönderdi. Kardeşimizin ifadesiyle diyor ki ben dedim ki demek ki siz e, ekmek verirseniz Allah için Allah da size belki bal gönderir, başka e, güzellikler gönderir. Bazen arkadaşlar e, müftülüğümüze de çok yardım isteyen kardeşlerimiz gelince hocam bunlar bizi kandırıyorlar bunlara çok. Biz de diyoruz ki e, verirken kandırılmak vermeyerek kaybetmekten daha iyidir. Ola ki ihtiyacı vardır Bizim verdiğimiz, kandırıldığımız zaman da kaybedecek çok bir şeyimiz yoktur. İnsanımız bize gelince çok araştırmadan, tabii ki bir kanaat de hasıl olunca onlara yardım etmeyi insani bir vazife, İslami bir vazife olarak görüyoruz. Kur'an şehri, binbir hatim şehri, dadaşlar diyarı insanı aynı zamanda çok cömert insandır. Yolda kalınca tanıdık tanımadık ayrımı yapmaksızın gelir, yardım eder ve paylaşır. Dolayısıyla bu şehirde hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Aynı zamanda Erzurum, özellikle Yakutiye ilçemiz hafızlık şehridir. her dönem yüzün üzerinde hafızımız diploma alır. Kız erkek yüz öğrencinin üzerinde bu bazen 130 bazen 150 hafızımız buralardan her dönem mezun olur. Biz de bu 6 yatılı Kur'an kursumuzda vakıf hizmetleriyle birlikte ki bu Kur'an kurslarımız vakıf hizmetlerimizle vakfımızla desteklenir. Burada bu güzel hizmetleri yürütmekten haz duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle bizi dinleyen kardeşlerimize sevgi, selam ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz inşallah.